Beğenmenize sevindim. Aslında benim aklımda birkaç yer vardı ama tabii siz vegan olunca seçeneklerimiz de azaldı. Bunu da alabilirsiniz. Sevmediniz mi Demir Bey? Aç değilmişim. Başka bir şey söyleyelim. Gerek yok. O zaman tatlı söylüyorum. Bence tatlı fazla gelir şimdi. Önce bir şu işi netleştirelim. Artık üçümüz de hissedar olduğumuza göre bundan sonraki kararları ortak almamız gerekecek. Yönettiğiniz iki iş de birbirine finansal olarak göbekten bağlı. Birinizin aldığı karar diğerini etkileyecek. Birinizin yaşadığı bir sorun diğer tarafın marka kimliğini zedeleyebilir. İlginç. Bu bölünmenin amacının bir tarafı diğerinin verdiği kötü kararlardan korumak olduğu söylenmişti. Öyle. Ben de koordineli bir şekilde çalışacağız diye biliyordum. O zaman ortak işlerde ortak kararlar verilir. Bağımsız işlerde yöneticinin verdiği karar esastır. Hemfikir miyiz? Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Beyler, aranızda bir problem olduğu çok belli. Geçtiğimiz aylarda bu işe de yansımış. Şu noktada zıtlaşmanız şirket için çok riskli sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden birbirinizin işini baltalamayacağınızdan emin olmam gerekiyor. Biriniz bir şey söylese de konuşmaya devam etsek keşke. İş baltalama lüksüne sahip olmadığımız açık. Herkes farkındadır herhalde. Benim de her zaman önceliğim Artemim'dir. Beni göndermek için mafya tutarken de mi öyleydi? Bunu tam olarak nereden çıkarttınız acaba? Şirkette böyle bir şeye cesaret edebilecek tek kişi sizsiniz. En büyük müşterimizi metresiyle çekilen fotoğraflarla tehdit etmek de sizin fikrinizdi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle ifade edilince biraz tuhaf görünüyor, farkındayım. Ama büyük bir problemi çözmek için bir yol ararken... Başka yollar da vardı. Seçmediğiniz yollar. Şirketin en önemli müşterisinin kızını işe karıştırıp... ...sonra da kalbini kırdığınız için otel işlerini kaybettik Demir Bey. Tamam. Bunlar geçmişte kalmış şeyler. Şimdi önümüze bakalım. Demir Bey, geçen gün toplantı yaptığınız müşteri işi başka bir şirkete götürmeye karar vermiş. İmzaları atmadan önce sizinle tekrar görüşmesi için ikna ettim. Teşekkür ederim. Ama böyle bir şeye gerek... Vardı. Yapı tarafının acilen iş yapması gerekiyor. İşin yapı tarafına verilmesinin karşılığında... İşin iç mimari kısmını piyasanın çok altındaki bir bedelle siz yürüteceksiniz Burak Bey. Nasıl? Eylül Hanım, peki kâr etmeyeceğim bir işi ben neden yapayım? Çünkü bütün müşteriler sizin tarafınızda. Yapı tarafını şu anki tek potansiyel müşterisini kaçırmak istemeyiz. Lütfen bunu bir iyilik olarak görmediğinizi söyleyin. Demir Bey için elimden geleni yaparım. Çok sağ olun Burak Bey. Rica ederim Demir Bey. İzninizle benim bir toplantım var ve saati erken alınmış. Afiyet olsun. Evet, toplantımız bittiğine göre... Bir çay içelim mi? Çay. Çay. Evet. İnce belli, demli. Ama burada değil, şöyle daha güzel bir yerde içelim. Buranın nesi var? Boğaza bakarak içmeyi tercih ederim. Lütfen. Çok özlemişim. Boğaz. İnce belli çay. Sonra kahvaltı simitle, ekmek yiyen martılar, kestane kebap. Neleri özlediğini anlatmak için mi geldin Eylül? Evet. Çık oralardan Eylül. Çık.
Hiç boşuna girme oralara. Sonra adalar, Heybeli'de gün batımı, Burgaz'da balık, Vapur'da kitap okumak, İstanbul'un trafiğini bile özlemişim. Ama en çok da... Pardon. Bir çay alabilir miyiz? İstanbul'a bunlar için geldiysen güzel. Hepsi yerinde duruyor. Adalar, vapur, çay. Hele İstanbul trafiği en kolayı. İşten çıkıp evine gidemediğinde hatırlarsın nasıl bir şey olduğunu. Bir tane daha bırakabilir misin? Hanımefendi. Özlemişsin ya. İçersin işte. Bak. Mis gibi tavşan kanı. Demir. Ben... Çayını iç. Soğutma. Soğusun, içmeyeceğim. Neden? O kadar özlemişsin. Bak ikinci bardağı bile içemiyorsun. Sen buralara fazla alışma Eylül. Hatta sen hiçbir yere fazla alışma. O duygu sende durmuyor. Senin olayın bir çay içimi. Boşuna ikinci bardağı isteme. Bak ziyan oluyor.